عن زياد بن حدير قال قال لي عمر زياد بن حدير diyor ki قال لي عمر عمر رضي الله عنه Efendimiz buyurdu ki هل تعرف ما يهدم الإسلام İslam'ın neyin yıktığını İslam'ın izzetini İslam'ın itibarını bir yerde bir bölgede neyin alıp götürdüğünü neyin yıktığını bilir misin buyurdu هل تعرف ما يهدم الإسلام قال قلت لا dedim ki Ziyad bin Hudey bilmiyorum ey müminlerin emiri bilmiyorum buyur senden öğreneyim قال يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ İslam'ın izzetini alimin zellesi alıp götürür. Eğer bir alim faize fetva verirse, eğer bir alim kalkar enflasyon miktarı kadar faiz almak caizdir derse, milletin zor zamanlarında, zor anlarında gider onlar falanca filanca buna cevaz vermişti, fetva vermişti diye paralarını bankaya yatırırlar. Şimdi öyle bir zamanı yaşıyoruz. İnsanlar alışveriş yapmıyorlar. Gidiyorlar paralarını bankaya yatırıyorlar. Repoya yatırıyorlar. Neden? Eğer sen enflasyon miktarı faiz caizdir dersen zor zamanda insanlar giderler paralarını bankaya yatırırlar, faize yatırırlar, alışveriş yapmazlar. Esnaf öyle bir zamanda kan ağlar. Hazreti Ömer Efendimiz, يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ Alimin zellesi yıkar İslam'ı. Yıkar. İnsanlar haramları helal kabul ederler. وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ Münafığın Kur'an-ı Hakim'le hesaplaşması yıkar. Öyle adamlar var ki çıktılar, duydunuz Kur'an-ı Hakim'e dair ben bu cihat ayetlerinin Allah'a ait olduğu kanaatinde değilim. Bunların sözlerine uyar, onlar yüzler imanlarını kaybeder. Geçenlerde bir hafta ancak oldu. Bir öğretmen geldi. Selim hocamla oturuyorduk. Dedi ki hocam özel konuşabilir miyiz? Buyur dedim. Yan odaya gittik. Hocam dedi imanımı kaybettim. Çocukluğumdan beri namaz kılıyorum. Ama yüreğim daralıyor. Bu tarihselci dedi ki Kur'an-ı Hakimi Peygamber aleyhissalatü vesselam Tevrat'tan aldı. Tevrat'tan aldığını söyleyen Rudi Pareti eserinde teyit ediyor. Tasdik ediyor. Böyle olabilir mi? Kella dedim. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Ümmi olduğunu haber veriyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın. Allah azze ve celle. Ümmi bir peygamber. Aleyhissalatu vesselama yalancı dediler, sihirbaz dediler. Ama Mekkeliler sen bunu Tevrat'tan, İncil'den alıyorsun demediler. Çünkü onun ümmi olduğunu biliyorlardı. Öğretmeni yok, muallimi yok. Onun için birileri çıkar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hakikatleri Allah'ın ayetlerini Tevrat'tan, İncil'den aldığını söyleyebilir. O kapıyı kıyamete kadar kapatabilme adına Allah azze ve celle ümmi bir peygamber gönderdi. Okuma yazma bilmiyor, ilmi Allah'tan alıyor. Ümmi demek cahil demek değil. Cahil bir şey bilmiyor ama Peygamber aleyhissalatü vesselam alim olan Allah'ın öğrencisi ilmi oradan alıyor. Gazaliler, raziler, İmam Rabbaniler irfanlarını, ilimlerini hep onun menbaından aldılar. İşte وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ Münafığın Kur'an'la hesaplaşması onların yüzlerin imanlarını kaybetmesine vesile olur. Birisi o tarihselcinin ifadesini gönderdi. Diyor ki ben deist, ateist oluyordu gençler. Onları kurtarmak için bunları söyledim. Yani bu adam ben gençler deist, ateist oluyordu. Onun için ben Kur'an'la alakalı bu ifadeleri söyledim diyen bu adam
bu milletin diniyle, kitabıyla şimdiye kadar alay ediyordu, şimdi ise aklıyla alay ediyor. Aklıyla. Yani sen Kur'an-ı Kerim'i, haşa, Peygamber aleyhissalatü vesselam Tevrat'tan aldı diyen Rudi Paret'i doğruluyorsun. Sen Kur'an-ı Hakim'de haşa hata vardı diyorsun. Sen kıssaların bir kısmı masaldır diyorsun. Hakikat olduğunu söylemek dogmatik bir aklın ürünüdür diyorsun. Sen cihat ayetleriyle alakalı bunların Allah'a ait olduğu kanaatinde değilim diyorsun. Milletin irfanı karşısında yıkılınca utanmadan, sıkılmadan bu milletin aklıyla alay ediyor. Diyorsun ki ben gençlerin deist olmasının önüne geçmek için bunları söylüyorum. Be sıkılmaz, be utanmaz, be arlanmaz adam. Kur'an-ı Hakim'de hata vardı diyerek, haşa bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam uydurdu diyerek mi gençlerin deizme kaymasına engel oluyorsun? Bilakis sen ve adamların, tarihselciler, bugün deistler, ateistler varsa onların ayaklarının kaymasının baş sebebi sizsiniz. Üçüncüsü kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz İslam binasının izzetini ne alıp götürür? وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ Yani dalalete sevk eden kanunlarıyla, kurallarıyla, sözleriyle, çıkarmış oldukları yasalarla insanları dalalete sevk eden devlet başkanlarının, siyaset adamlarının hükmü buyurdu. Alem-i İslam'a bakın, eğer ulemamız Hazreti Resulullah Aleyhisselam zamanında almış olduğu o terbiyeyle, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in zamanlarında konuştuğu gibi konuşsaydı, Kur'an-ı Hakim'le hesaplaşanların karşılarında reddiyeleriyle dursaydı, bugün Şark'tan Garba, Fas'tan Arakan'a kadar alemi İslam, Müslümanlar, ümmet, onları dalalete sürükleyen devlet başkanlarının hükümleri karşısında böyle zelil olmayacaktı kardeşlerim. Onun için zelletul alim, zelletul alem. Alimin zellesi, alemin zellesidir. Eğer ulema ayağa kaymasaydı, Mısır'da Müslümanlar bugün bu halde olmayacaklar.